Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İştirak edenlerden Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde seneye de aynı günü yaşatmayı Cenab-ı Hak bize nasip müyesser eylesin. Subhana Rabbina Rabbil Azze Tamma Yasifun ve selamun alel muhtelin ve selametun alel hazirin ve şimardana ve rahmavtana ve afi ahyana ve sırrı suretil Fatiha. Aziz cemaat. Orhan abi hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Başkan. Neyse bu arada olmaz. Şunları bir alalım. Çorba. Şunları bir alalım. Milletvekillerine verelim sonra. Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına şerefli varlıklarınıza onur verdiniz. Bu vesileyle hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli davetliler, Ramazan ayları kucaklaşmanın, kaynaşmanın ve hoşgörünün zirve yaptığı aylardır. Bu anlamda Kuşadası olarak bu fırsattan doya doya faydalanma imkanı bulduğumuz için Yüce Allah'a şükrediyorum. Ancak Türk İslam alemine baktığımızda tüm dünyada ezilen, itilen, kanı akıtılan, canı alınan, vatanı yağmalanan insanların maalesef ya bizim soydaşlarımız ya da Müslümanlar olduğunu görmekteyiz. Bu mübarek ayda Kerkük, Doğu Türkistan ve diğer mağdur ve mazlum milletlerin var alma mücadelelerinde başarılar diliyor ve dualarımızı bu mübarek Ramazan akşamı onlara gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Diğer taraftan Türkiye'nin başına musallat edilen eli kanlı terör örgütü ve onun eli kanlı mensuplarınca 30 yıldan beri milletimizin huzurunu kaçıranlar, kanını akıtıp canına kastedenler bugün vatanımızdan parça koparmak için gayretlerini yoğunlaştırmış bulunmaktadırlar. AKP döneminde gösterilen müsamaha ve verilen tavizlerle iyice azan terör örgütü 21 Mart 2013 tarihi itibariyle yeni bir aşamaya geçmiştir. Bu tarihten sonra yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtecek türden birçok olayı ard arda ortaya koymuştur. Bu yaşananlar kanımıza dokunmaktadır. PKK terör örgütünün ve onun elebaşısının Türkiye'ye gelecek tayin etme gayretleri kanımıza dokunmaktadır. Bebek katili birinden bir Kürt kahramanı yaratma gayretleri kanımıza dokunmaktadır. Türk askerinin çekilip bölgeye PKK militanlarının yerleşmesi kanımıza dokunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karakoluna PKK paçalılarının asılması kanımıza dokunmaktadır. PKK terör örgütünün sözde güvenlik asayiş ekiplerinin kurup yol kontrolleri yapması kanımıza dokunmaktadır. Peşmerge başı Barzani'nin Türkiye'nin bir bölgesini de içine alan bölgede gelecek tayin etme gayretleri, PKK tarafından sözde kaymakamlar atanması
kanımıza dokunmaktadır. Terimizlerin mezarlarının şehitlik olarak adlandırılması şehitlerimizin kanına dokunmaktadır. Yaptığı bütün yanlışlara rağmen hükümete ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını PKK terör örgütünün kafa tutması ve 15 Ekim'e kadar adım atmazsanız gerekeni yaparız şeklinde meydan okuması kanımıza dokunmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış terörist başının serbest bırakılması için sözde bağımsızlık sağlık komisyonu hazırlığı ve bunca insanın katiline özgürlük heyecanları kanımıza dokunmaktadır. Suriye'nin PKK'sı olan PYD'nin elebaşısının birkaç gün önce Türkiye'de ağırlanması yine kanımıza dokunmaktadır. PKK terör örgütünün yayla şenliklerinde sözde kahramanlar olarak karşılanması ve silahlı olarak alanda sözde güvenlik birimi olarak çalışmaları kanımıza dokunmaktadır. Bütün bunlara göz yuman, hatta destek veren AKP'nin bu tavrı da kanımızı doldurmaktadır. Bütün bunlar karşısında net bir duruş gösteremeyen Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri de kanımızı doldurmaktadır. Bütün bunlara baktığımızda milletimizin ve vatanımızın geleceği için tek bir dayanak merkezi kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bunun için 2014 ve 2015'te yapılacak seçimlerde, yerel seçimlerden başlamak üzere sağduyulu bütün vatandaşlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu çağrımız ülkemizin ve milletimizin selameti için yapılacak bir seferberlik çağrısıdır. Farklı siyasi düşüncelerimize saygı göstererek, birbirini hazmederek, Türk milletinin bütün renklerini kucaklayarak bu seferberliğe Kuşadası'ndan bütün vatandaşlarımızla birlikte katılmak istiyoruz. Parti içi tartışmaların, bireysel beklentilerin ve hesapların, birbirinde eksik arabanın, dedikodu ve fitnenin yapılacağı bir zamanda değiliz. Zaman, kucaklaşma ve birbirine sarılma zamanıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz an, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı kaçınılmaz olacaktır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı aynı zamanda uçurumun kenarındaki Türkiye'nin kurtulması için bir mecburiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle iftarımıza teşrif eden siz değerli dostlarımıza ve ülküdaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor ve günümüzde çok daha büyük anlam ifade eden bir cümleyle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Tüm İmek Meclisi İdare Amirimiz, Aydın Milletvekilimiz Ali Zırmak aramızda. Herhalde hazır bu kadar iyi görmüşken birkaç cümlede söylemek ister bizlere. Sayın Vekilim. Çok değerli il başkanımız, kadın kolları il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın ilçe başkanları, çok değerli ülke ocakları il başkanımız, ilçe başkanlarımız, Kuşadamızın çok değerli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler. Öncelikle böyle bir güzel atmosferde bu güzel insanları buluşturdukları için teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Ve böyle bir güzel günde bizleri bu buluşmayı nasip ettiği için Yüce Allah'ımıza şükrediyorum. Ramazanımızın da ortasını geçmiş durumdayız. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, bu buluşmalarla elbette ki toplumumuzun ve ülkemizin içinde bulunduğu durumları da bizler zaman zaman değerlendiriyoruz. Çok fazla uzun konuşmalara gerek olmadan hemen şunu ifade etmek istiyorum ki Türkiye son 10 yıldır kavramlar kargaşasında, tarifler ve tanımlar kargaşasında ve akıl tutulmasında dünyada eşine rastlanmayacak bir ülke konumuna gelmiştir. Devleti yönetenler devlet aklını, siyaset gerçeğini yitirmiş, rüzgarın önündeki sapından kopmuş bir yaprak gibi rüzgarın estiği her yönden her yöne savrulmakta, günlük söylemleri ve
deyişleri bir önceki günü ters düşmekte, aratmaktadır. Tabii ki Hitler'in meşhur propaganda bakanı Goebbels diyor ki, bana vicdansız bir medya yarat, sana şuursuz bir halk sunayım diyor. İşgal edilmiş, kuşatılmış, yandaşlaştırılmış, halkın haber almak kaynaklarından bilinçli, sorgulayan bir halk beklemek mümkün değildir. Çünkü sorgulanmayan bir hayat yaşanmış sayılmaz. Ve hatalarıyla yüzleşmeyenler sonuçları itibariyle yüzsüzleşmeye başlarlar. Bugün iktidar dün söylediklerini bugün reddetmekte, dün yaptıklarını bugün tekzip etmekte ama sonuçlarıyla hiçbir zaman yüzleşmemekte ve her sonuç neticesinde de iktidar günden güne yüzsüzleşmektedir. Değerli Kuşadalılar, bu ülke bizim ülkemizdir. Devlet aklı yok olmuştur, toplum bir akıl tutulmasına götürülmektedir. Basını takip edebildiğinizde Sayın Başbakan'ın söylemlerini, işgal ettiği televizyonları, satır aralarını ve kronolojik olarak dün ve bugün söylemlerini izleyebildiğinizde hayretler içerisinde kalmamanız mümkün değildir. Demokrasilerde, hukuk düzeninde başkalarının sizin hakkınızda söylediklerine yalan ve iftira gerekçesiyle sansür koydurabilirsiniz. Yayın yasağı getirebilirsiniz. Ama bir insanın kendi söylediklerini kendi görüntüsünden ve kendi ses kaydından televizyonlarda ve sosyal medyada yayın yasağı koydurduğu ilk defa AKP Başbakanı tarafından yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın çelişkilerini hatırlatan bir başbakan, iki Erdoğan sosyal medya videosu Sayın Başbakan tarafından yayın yasağı koydurulmuştur. Bu bile başlı başına Sayın Başbakan'ın utanma gerekçesi olmalıdır. Değerli hemşerilerim, Türkiye ekonomik yönden büyüdüğü yalanlarıyla avutulmaktadır. Türkiye borç ödediği yalanlarıyla avutulmaktadır. IMF borcu 21,5 milyar dolardır, ödenmiştir. Ama Türkiye 42 milyar dolarlık özelleştirme yapmış, mal varlığı satmıştır. Evet, IMF borcu ödenmiştir 21 milyar dolar, 21,5 milyar dolar ama Türkiye'nin 2002'den bugüne gelirken toplam iç ve dış borç miktarı 220 milyar dolardan 590 milyar dolara çıkmıştır. Yani borcun adresi değişmiş ve miktarı yükselmiştir. Siz nasıl ki Ziraat Bankası'na olan borcu ödediğinizde İş Bankası'na, Halk Bankası'na borcunuzu yükseltmiş ve Finans Bank'a yeni borç edinmişseniz Türkiye'de aynı konumdadır. Ziraat Bankası'na IMF olan borcu ödemiştir ama İş Bankası'na başka bankalara olan borçları yükselmiştir ve yeni bankalara borç etmiştir Türkiye. 220 milyar dolardan 590 milyar dolara çıkmıştır borç. Bu ekonomik büyüme yalandır. Çünkü Türkiye Cumhuriyet tarihinin toplamından daha fazla yıllık dış ticaret cari açığı vermektedir. Cari açığı demek sattığının aldığından, ithal ettiğinden fazla olması demektir. Cari açık veren bir ülke nasıl öz kaynak satmadan borç öder ve varlığını devam ettirir? İşte özelleştirmeden mal varlığı satmıştır ve borç temin ederek cari açığı kapatmaya çalışmaktadır. Türkiye demokrasi yönünden gelişmemektedir. Çünkü Sayın Başbakan'ın kurduğu mantık, söylemleri ve uygulamaları maalesef demokrasi bilincini ve kültürünü günden güne yok etmektedir değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle biraz geriye giderek Türkiye'ye gelen giden misafirler ve Sayın Başbakan'ın söylemleriyle bir çelişkiyi ortaya koymak istiyorum. Mısır'da seçimler oldu, Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye televizyonlarına bakarsanız
Mursi'yi zannedersiniz ki Mısır'da %99 oy aldı. Ama gerçek o değildir. Sandığın meşruiyetini tartışmak için bunu söylemiyorum. Bu sözlerimi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden de ifade ettim. Sandıktan çıkan demokratlar, üstüne basarak söylüyorum. Sandıktan çıkan demokratlar eğer darbecilerin mantık ve metotlarıyla yönetirlerse onların demokratlıkları sandıkta kalır. Yani bir diktatörün seçimle başa gelmiş olması demek onun demokrat olduğunun tescili değildir değerli arkadaşlar. Aynı bugün Sayın Erdoğan'ın olduğu gibi yönetim metotları ve yönetim mantığı darbecilerden hiçbir farkı aratmayacak niteliktedir. Mursi Mısır'da yapılan seçimlerde ilk turda seçime katılma oranı %46,5'tir. Ve Mursi'nin aldığı oy %26'dır. Yani toplam seçmenin %11,6'sının oyunu almıştır. İkinci turda Mursi %51 seçime katılma oranından %51 oranında rey almıştır. Yani toplam seçmenin %26,4'ünün oyunu almıştır. Peki Uzunırmak sandığa gitmemişlerse bunun suçu Mursi mi? Hayır. Onu tartışmıyorum. Ama bir devlet adamı, ama demokrat olduğunu, sandıktan çıktığını inanan bir siyasetçi %26,4 oyla iktidara geldiğini bilecek ve bana oy vermeyen, sandığa gitmeyen halkımın %74'ü var diyecek, ülkede uygulayacağı politikalarda o %74'ü de dikkate alarak ülkeyi yönetecek. Ben seçildim, her şeye muktedirim anlayışında olmayacak. Hatta aldığı oy isterse %99 olsun. O oy vermeyen %1'i de düşünecek yönetirken. Eğer o %1'i bile düşünmezse o zaman sandıktan çıkan diktatör olur. Değerli hemşehrilerim, bunların için anlatıyoruz. Bunların için konuşuyoruz. Demokrasi bilincinin ve demokrasi kültürünün yükselmesi, hukukun üstünlüğünün, kuralların yönetmesinin üstünlüğünün Türk milletinin zihninde yer etmesi ve gerçek demokrasi talebinin yükselmesi için anlatıyoruz. İşte Mursi benim dışımda %74 vardır'ı düşünmeden ülkede yaptım olduğu mantığıyla ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. Yapılanlar doğru mudur? Böyle yapıyor diye bir askeri darbe olması veya bir müdahalenin olması doğru mudur? Hayır. Ama ilk teşebbüs Mursi'den gelmiştir. Peki şimdi ikinciye geliyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan Esad'ı diktatör olarak halkını katletmekle suçladı değil mi? Biz Suriye halkının yanındayız diyor. Şimdi ben soruyorum. Sayın Başbakan, Sudan'ın uluslararası sanık olan katliamdan sorumlu Beşir'i Türkiye'de kırmızı halılarla karşılarken oradaki katliamcıyı görmedin mi? Sen niçin çifte standartlarla Türk halkının akıl tutulmasına vesile olmaya çalışıyorsun hep? Suriye'deki gelişmeleri öngöremedin mi? Oradaki devlet otoritesi gittiğinde, Türkiye'nin o tartışmalara girdiğinde, bugünkü Suriye'nin geldiği konumda Türkiye'nin ne gibi faydalar, ne gibi zararlar görebileceğini tespit edemedin mi? Bakın, sizlere bir bant dinleteceğim. Hemen bir iki dakikanızı alacağım. Bu konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 11 Mart 2013 tarihinde yaptığı konuşmadır. Yeni bir bölgenin öncüsü olarak Türkiye görülmektedir diyor. Orta Doğu için söylüyor bunu. Ve
uzun dinletmeden esas olan yere getiriyorum şimdi size. Bakın. Ben tercüme edeceğim. Sayın Davutoğlu 2013 tarihinde Mart 11'de yaptığı konuşmada yeni bir Orta Doğu doğuyor. Bu yeni doğan Orta Doğu'nun mimarı ve öncüsü biz olacağız diyor. Şimdi buradan Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Yeni doğan Orta Doğu'da, yeni doğan Suriye'de Batı Kürdistan olarak nitelenen bir PYD bölgesi oluşuyor ve özellik ilan ediyorlar. Ve bugün onun başkanı Salih'i Türkiye'ye çağırdılar İstanbul'da ve hemen gazetelerde bir başlık atıldı. Oradaki sınırdaki PKK bayrağı indirildi, Ulusal Kürt Konseyi'nin bayrağı dikildi diye. Değerli hemşehrilerim, ne kadar sevindirici bir durum değil mi? PKK'nın bayrağı inmiş, Ulusal Kürt Konseyi'nin bayrağı çekilmiş oraya. Ve yeni şekillenen Orta Doğu'da Türkiye öncülük yapıyor. Sayın Davutoğlu, batsın böyle bir öncülük, batsın böyle bir rehberlik. Türkiye'nin bir bölgesinde biraz önce İlçe başkanımızın söylediği gibi yol kontrolleri yapılıyor, kendi asayiş birlikleri kuruluyor, kendileri vergi topluyorlar, kendileri yerel yönetimleri farklı bir boyuta taşıyorlar. Böyle bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Siz eğer Kuzey Suriye'de özerk veya ilan edilmiş bir Kürt devleti kurulduğunda Kuzey Irak'la beraber aynı politikaları yönettiğinde Türkiye'de PKK terörünün bitirilebileceğini mi zannediyorsunuz? PKK taleplerinin bitebileceğini mi zannediyorsunuz? PKK örgütünün dağılacağını mı zannediyorsunuz? Çözüm, anaların gözyaşı dinsin, akmasın, savaş bitsin, kan dursun gibi efsunlu kelimelerle, beyin yıkama metotlarıyla murat edilen bir şey vardır değerli arkadaşlar. PKK hukuk düzenlemelerinden yönetim metotlarına varıncaya kadar Oslo görüşmelerinde alınan kararlar doğrultusunda PKK tatmin edilecek ve o tatmin ediliş şartlarına Türkler ikna edilecek. Televizyonlardaki bütün psikolojik beyin yıkama bu yönde gelişmektedir. Şifreyi tekrar söylüyorum. PKK tatmin edilecek. Türkler o tatmin şartlarına ikna edilecek. Peki PKK ne istiyor? Kürtçü siyasetçiler ne istiyor? Türkiye'nin bir bölgesini biz yöneteceğiz, Türkiye'yi de beraber yöneteceğiz diyorlar. Ve böyle tatmin edilecekler, Türkler de buna ikna edilecekler. Şimdi Kuşadası'na sesleniyorum. Kuşadası'ndaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilincini, kültürünü özümsemiş, vatandaşlık aidiyetini hisseden, vatandaşlık duygularını yaşayan Güneydoğulu, Doğulu, Batılı, Kuzeyli, Güneyli, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümseyen kardeşlerimize sesleniyorum. Böyle bir iki toplumlu Türkiye'nin varlığını sürdürebilmesi ve bir arada yaşaması mümkün müdür değerli arkadaşlar? Peki o zaman Türkler neye ikna edileceklerdir? Sayın Başbakan çıkıp PKK'ya hangi tavizlere verdiğini, anayasal tanımlamalarda neler getireceğini açık ifadeyle söylemelidir. Değerli hemşerilerim, üzülerek sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Gece yarısında geçirilen bir kanunla Türkiye
de askerlik vazifesi tanımı vatan görevi olmaktan çıkartıldı, harp sanatını öğrenme olarak tanımlandı. Eski yasada askerlik vatan hizmeti olarak tanımlanıyordu. Vatan hizmeti olarak tanım kaldırıldı, askerlik harp sanatını öğrenmek olarak tanımlandı. Biz itiraz ettik. Dedik ki anayasanın 18. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları angarya yüklenemez. Bundan kastımız ne? Size Kuşadası kaymakamı gelse, Aydın valisi gelse, Kuşadası emniyet müdürü veya garnizon komutanı gelse, şurayı iki çapa kürek salla dese, ücretini ödemeden o görevi yapamazsınız. O görevi yapmanın bir tek yolu vardır, onu vatan hizmeti olarak tanımlamaktır. Ücreti olmadan onu yapmazsınız isterseniz veya size yaptıramazlar. Ücretliler yani rütbeli subaylar, az subaylar, rütbeliler hariç erat vatan vazifesi olarak askerlik görevini yapmaktadır. Eğer askerlik vatan vazifesi olmaktan çıkartılırsa erat ben bu görevi angarya olarak kabul ediyorum ve dolayısıyla anayasanın 18. maddesine aykırıdır. Ben askerlik yapmak istemiyorum diyerek vicdani red hakkını kullanabilecektir. Ve bu PKK'nın TC'ye askerlik yapmak istemiyoruz diyerek yıllardır dayattığı bir kanundur. Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmazdan bir gün önce bizim her türlü itirazımıza rağmen açık oylama istedik. Böyle bir kanunu hangi milletvekilinin ne oy kullandığı tarihi olarak tespit edilsin gerekçesiyle Aydın milletvekillerimizden AKP'nin iki milletvekilinin kabul ve bir milletvekilinin mecliste olmadığı şekliyle böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bizim itirazlarımızın zaten hemen arkasından BDP'nin vicdani red teklifi gündeme geldi. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mutlaka takip ediniz. Oradaki görüşmeleri gerekirse meclis televizyonunun kapalı olduğu saatler internet üzerinden verilebiliyor. Bu görüşmeleri mümkün olduğu kadar meclis televizyonunun kapalı olduğu saatlere getiriyor ki iktidar grubu halk oradaki tartışmalara görmesin, şahit olmasın diye. Halktan her şey gizleniyor. Gizlenmemesi için internet üzerinden mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni takip edin. Çünkü işgal edilmiş basında biz sesimizi duyuramıyoruz. Toptancı hali işgal edilmiş, biz ürünlerimizi pazarlayamıyoruz toptancı halinde. Ancak parakendecilik yaparak mahalle bakkallarını tek tek dolaşarak sizlere gelerek düşüncelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu da çok zaman alıyor ve çok yorucu oluyor. Ama biz yorulmayacağız. Biz direnmeye devam edeceğiz. Çünkü korkarak, saklanarak, perdenin arkasından bakarak özgür olunamaz ve modern, çağdaş, milliyetçi Türkiye inşa edilemez. Ancak milliyetçi Türkiye mücadele ederek, savaşarak ve direnerek milliyetçi Türkiye inşa edilecek ve milliyetçi Türkiye ayakta kalacak. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki mahalli seçimler de ülkemiz için, Aydın'ımız için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, yeni çıkan büyükşehir yasasıyla Güneydoğu'da bölgesel yönetimleri güçlendirip federatif altyapıya geçişin hazırlıkları yapılmıştır. Batıdaki iller de örtü olarak kullanılmıştır. Yeni çıkan büyükşehir yasasıyla Türkiye'de şehir devletleri kurulmaktadır. Aydın'da da Aydın büyükşehriyle şehir devleti kurulmaktadır. Aydın'daki büyükşehri ne bugünkü sihirli albenisi olan uzaktan görenin sevdiğini zannettiği ama yaklaştığında
ateşli bir soba gibi yandığı ve hiç sevemeyeceği bir konumda olduğunu fark ettiği biz sihirbaz, siyaset sihirbazıyla karşı karşıyayız. Yakından tanımak gerekir. Yönetim metotlarını doğru algılamak gerekir. Bilhassa bayanlarımıza sesleniyorum. Muhtemeldir ki sayın figür seçimi cinsiyet savaşına dönüştürecektir. Elbette ki nitelikli bayanların devlet hizmetinde, toplum hizmetinde olması çok önemlidir. Ama Kuşadası'ndan sormak isterim. 4 yıldır görevde olan sayın belediye başkanı, kaç tane bayanı, daire başkanı, şef, müdür veya belediye başkan yardımcısı yapmıştır? Önemli görevlerde istihdam etmiştir. Bu soru cevaplandırılmaya muhtaçtır. Albenisi olan sayın bayan, acaba basın mensuplarına icraatlarıyla ilgili soru cevaplı açık şekilde 4 yılda kaç defa basın toplantısı düzenleyebilmiştir? Sayın belediye başkanı bugün köylerde, iftarlarda veya yardım paketlerinde buluşmaktadır. Acaba 4 yıldan beridir kaç defa hangi köye gitmiştir seçim yaklaşmazdan önce? Bütün bunlar cevaplandırılması gereken sorulardır. Aydın Büyükşehir yapılanmasında kurumsal bir yapı, bir devlet tecrübesi gerekirken Aydın Belediyesi'nin bugün muhasebatına kim bakmaktadır? Acarlar Belediyesi'nin lise mezunu muhtemedi Aydın Belediyesi'nin muhasebesine bakmaktadır 2 yıldır. Böyle bir mantıkla acaba bir büyükşehir yapılanması böyle bir sihirbaza emanet edilebilir mi? Onun için uzaktan algılarla, varsayımlarla, hoş sohbet zannederek bu algılarla Aydın'ın gelecek 50 yılını sihirbaza bırakamayız. Hele hele Çıldır Havalimanı'yla doğalgaz çevrim santralini 800 metre arayla inşa etmek isteyen AKP'li siyasetçilere hiç bırakamayız. Düşünebiliyor musunuz? Bir havalimanının 800 metre yanında doğalgaz çevrim santrali yatırımı planlanıyor. Böyle bir zihniyette bir büyük şehrin imarı modernleşmesi temin edilebilir mi değerli arkadaşlar? Ve bugün o doğalgaz çevrim santraline havalimanı feda edilmişti. Dolayısıyla mantığı doğru kurmalıyız. Tercihlerimizi doğru yapmalıyız. Bunun böyle olması için de başta bayanlarımız olmak üzere mutlaka toptancı halinde eğer ürünümüzü pazarlayamıyorsak ev ev, iş yeri iş yeri mahalle bakkalında parakendecilik yaparak ürünümüzü pazarlayıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferini hazırlamak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle şerefli varlıklarınızla buraya şereflendirdiğiniz için hepinize baylarımızla, bayanlarımızla, bebelerimizle, dedelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Thank you.
Thank you.
Şu anda 23. dönem Aydın Milletvekili Zevdet Taner'le birlikteyiz. Sayın Vekilim, İmralı Canisi Abdullah Öcalan'ın Suriye bağlantısı PYD'nin başı Salih Müslim'in Türkiye gelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye nereye sürüklenmek isteniyor? Tabii yani bugünkü basın bültenlerine baktığımızda veya yazılı medyaya baktığımızda Rasulayn kasabasındaki PKK PYD bayrağının indirilmesi bir başarılı olarak gösterilmekte. Orada PYD bayrağının yerine Müslüm Salih'in gelmesinden sonra yapılan irtibatın neticesinde Kürdistan bayrağının takılmış olması bir başarı değil, bir hezimettir. Bununla kalkıp da BDP milletvekili Hasip Kaplan'ın yapmış olduğu açıklamayı birleştirdiğimizde Türkiye'nin ne noktaya geldiği gayet net açık. Ne diyor Hasip Kaplan? Diyor ki Türkiye'nin dün üç tarafı denizlerle çevriliydi. Bugün artık üç tarafı Kürdistanlarla çevrili. Yani Müslüm Salih ismi gayet güzel, soy ismi güzel bir isim ama kendi şahsiyet olarak orada bölücü başının emriyle faaliyet gösteren bir örgütün temsilcisi. PYD Türkiye'nin PKK'sı neyse Suriye'nin PKK'sıdır. O PYD'nin temsilcisi olarak Türkiye'ye geliyor ve Türkiye hükümet onu muhatap alıyor. Onunla muhatap almasının neticesinde yapılan görüşmelerde orada PYD bayrağının indirilip yerine Kürdistan Özerk Bölgesi'nin bayrağının asılması, konseyin bayrağının asılması sanki bir başarıymış gibi Türkiye'de lanse ediliyor. Böyle bir şey yok. Artı bir gün önce de Sayın Başbakan'ın Şırnak'ta Şerafettin Elçi havaalanını açması da Türkiye için bir ayıptır. Kimdir Şerafettin Elçi? Zamanında kırmızı bültenlerle Interpol'ün aradığı Türkiye'nin bölücülerinden birisidir. O bölücünün ismini oraya verdiler ve amaçları yarınlarda anayasa konusunda sıkıntıları olan desteği sağlamak için şu anda BDP'ye barış çubuğu uzatıyorlar. BDP'liler kendilerini orada muazzam bir şekilde karşılamışlar, ağırlamışlar. Herhalde önümüzdeki günlerde de malum Cizre'de polis kuvvetleri kurdular. O polis kuvvetlerinin ismini de Tayyip Erdoğan polis merkezi olarak verebilirler.
O da bir gerçek. Çünkü bugün artı hükümetin vermiş olduğu mesajlar, Sayın Bülent Arıncı'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda oradaki fiili oluşum, nasıl dün Kuzey Irak'ta bir fiili Kürdistan oluşumu oldu, bugün gerçekleştiyse şu anda Suriye'de nasıl bir fiili Kürdistan oluşumu gerçekleştirmek üzere ise aynı şekilde de bugün Türkiye'nin güneydoğusunda bir fiili oluşum gerçekleşmek üzere ve Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde de o fiili oluşumu gündeme getirmekte. Bu noktada yerele gelecek olursak bu yaşanan tabloların içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu andaki kurulacak olan şehir devletlerinde, şu anda kurulacak olan eyaletlerde güçlü olması lazım. O eyaletleri yöneten, o şehir devletini yöneten iradenin Milliyetçi Hareket Partisi'nde olması lazım. O noktada da gelişmelerin çok güzel olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri ben 8 yıl buraya il başkanı olarak geldim gittim ve buradaki toplantıları, buradaki kalabalıkları, buradaki katılımcıları aşağı yukarı biliyoruz. Ama bugün buradaki katılımcılara baktığımızda, insanlarımızın gelen insanlarımıza baktığımızda, özellikle hanımefendilerin kalabalıklığına, ailelerin çokluğuna baktığımızda gerçekten Aydın'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin belli bir noktada belli bir yerlere geldiğini görmekteyiz. Eminim ki önümüzdeki süreçte Kuşadası'nda başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde belediye başkanlıklarının mücadelesini verecek ve en azından 10-12 tanesinde de biz belediye başkanlığını alacağız. Allah'ın izniyle de arkasında dediğimiz onu taşlandıracak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı o konudaki şu tablolar, şu manzaralar. Ben buraya gelmeden önce Koçarlı ilçesindeki iftara da katıldım. Koçarlı ilçesinde de aynı heyecan vardı, aynı canlılık vardı. Koçarlı'da da dün AKP'de siyaset yapan bir ilgilenmesi üyesi arkadaşımız AKP'den istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. O arkadaşımızla beraber bugün orada iftar programına katıldık. Oradan buraya geldim. Orada da aynı kalabalık, aynı canlılık vardı. Dolayısıyla bu atmosfere baktığımızda biz yarınlardan umutluyuz. İnşallah vatandaş bizi yanıltmaz. Şimdi Mustafa Bey kardeşim, öncelikle sizlerin aracılığıyla bugün mübarek gün Ramazan-ı Şerifleri idrak ediyoruz. Bu vesileyle sizlerin yine Bengültürk aracılığıyla sesimizin ve nefesimizin gittiği yer yerdeki bütün vatandaşlarımızın, insanlarımızın Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda biraz önce Sayın Vekilimizin söylediklerine katılmakla birlikte bugün Türkiye'miz hakikaten çok zorlu bir süreçten geçmektedir. Şimdi buradaki dışımızda gelişen olayları takip etmeden, Türkiye'deki olan meseleleri sorgulamadan biz mutlaka bir yerlere varamayacağız. Bu düşünceyle işte bugün Kuşadamızda teşkilatımızın vermiş olduğu iftar yemeğinde bir aradaydık. Daha önceki yine teşkilatlarımızın iftar yemeklerinde beraber oluyoruz. Sizlerin de gözlemlediği ve dillendirdiği gibi kalabalık katılımlar bizleri mutlu ediyor. Bizlerin her yaptığı, her sesinde, her söyleyişinde bu millet adına yükselmek, gelişmek ve müreffeh bir Türk devletinin ilelebet paydar olması düşüncesi yatmaktadır. Bizim uğraşımız, bizim mücadelemiz bunun içindir. Bu kalabalıkları dolduran bütün arkadaşlarımızın içerisinden geçen duyguların da bu olduğundan düşünüyor ve buna inanıyorum. Tepeden tırnağa, tabandan tavana kadar bütün arkadaşlarımızın uğraşı budur. İşte biz böyle bir Türkiye'nin yaşayabilmesi için Ramazanlar bir anlamda birlik, beraberlik ve gerçekten mutluluktur, bir arada olmaktır ama aynı zamanda biz buralarda yine arkadaşlarımızla bir tabak çorbayı içtikten sonra birlikte konuştuğumuz, dertlendiğimiz yine Türkiye'mizin meseleleridir. Bugün bu ülkenin gelmiş olduğu durumdaki süreci bizleri dinleyen tüm halkımızdan istirhamımdır ki güzel bir göz önünden geçirip bir değerlendirmesi, bir süzgeçten geçirmesi gerekmektedir ki biz bu gemiye hep birlikte binmişiz. Bu gemi ta yüzyıllar, bin yıldan beridir bu millet vardır, var olacaktır ve biz bu millet devlet bütünlüğü içerisinde herkesle birlikte yaşayacağız. Bugün bizim en büyük problemimiz şudur. Birileri öteki, birileri bizden, birileri sizden diyerek bu ülkeyi biz bir yere taşıyamayız, bu ülkeyi bir yere getiremeyiz. İşte dibimizde gelişen olaylar bellidir. Birilerinin yapmış olduğu organizelerin sonrasında asılmış bir bayrağı, birilerine göre başarı, birilerine göre başarısızlık değerlendirme ötesinde ben şunu söylüyorum. Bin yıllardır var olan bu millet yine aynı birlik, aynı beraberlik içerisinde ama ay yıldızı hilalin altında bizim ülkemizde rahat bir şekilde yaşamak istiyordur. Ben buradan
Yine de mübarek Ramazan ve duaların kabul olduğu bu ayda tüm Türk insanına kucaklayarak, tüm Türk insanının aynı duyguları paylaşarak ve son gelişmeleri de çok iyi değerlendirerek bir sonraki ülkemizin seçimlerinden sonra bu ehliyeti kime vereceğini iyi düşünüp iyi tasarlamalarını rica ediyorum, temenni ediyorum. Bu vesileyle her zaman tekrarladığım gibi bizlerin söylediklerini, söylemlerini bütün milletimizle kucaklaştıran sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yaklaşan bayramda ulaşamayacağım arkadaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz.